Yani o ne diyor? Yani bu bir yerde düştü, yükseldi, senin evinle direk arasındaki şeyi kapattı, arayı. Yani o çizgi üzerinden gidilirse, çünkü rüzgarın şiddetini bilmiyoruz ama kabaca kestirebiliriz yani. Rüzgar fazla yok idi ama bile yüksekte var yani. Yani bir şey vardı da. Hiç rüzgar olmasa bile duman normal bir meyille gidebiliyor. Yani hafif bir akım vardır havada. Akım, dışarıda değilim, o kadar ne bilmiyorum yani, o kadar detaylı bilmiyorum da. Eğer hiç rüzgar yok ise havanın atmosferine doğru rüzgar, duman aşağı doğru gider. Yani bu havanın şekline göre aşağı doğru gider duman. Denize doğru akar. Ama eğer esinti varsa tabii yukarıya doğru gidebilir yani duman. Yani ben o duman muman işini görmedim zaten. Şimdi bir oturma şeklimize oraya bir bakalım. Kapıda ne şekil oturduk, nasıldık, oradan da bir bakalım. Yani şey, benim kanaatimce şeyimiz doğru yani, teorimiz. Oradan alacaksın. Diyelim o direğin oradan. Şimdi direğin oradan derken mesela bunun kapısının üstünde de duman çıkmış, saraya girmiş olabilir. Ama evden bakınca direkt burada, sen orada, duman ikinizin arasında, bunun evinin önü üstünde oradan, de... Oradan bu taraftan, eğer duman bu taraftan çıkarsa gene görürdü. Yani şimdi benim kapımda otursam çok net, her tarafı net görüyorum. O besimin şey biraz şeydir, orada şey var, incir ağacı var, ceviz var. Ben ki o ışık vurdu, böyle döndüğüm zaman öngeli böyle bükülerek baktım yere inince hani oradan. Ondan sonra ben oradan kalktım, dumanı takip ettim. Biraz da merak ettim da nedir dediler. Ha, şeyi biliyoruz ama yani o ışığı arkasına alıp ondan sonra sola ve yukarıya doğru gittiğini biliyoruz. Onu biliyorum, o dumanı. Ve yaklaşık oradan da Özcan'ın evine kadar. Tabii oraya kadar. Oraya işte. Kadar da onun 20 dakikada gidiyor. 20 dedim yani, ben. En az 20 dakika izledim. Ancak gider. Yani çok yani. Çok hızlı bir rüzgar da yok. Yani. Çok hızlı bir rüzgar da. Şimdi onun tersini hesaplayacağız aynı geyimde ve diyeceğiz kardeşim şu istikamette bakacağız. Ya kesin bu civarda bir şey düşse, düşmüşse o kesin bulunur ya. Yani düştüğü yer bulunur. Ya burada didik didik aranır ya, belirli bir mesafede zaten bir insanın geçtiği meydanda en azından 100 metrekare alanı kapsabiliyorsun yani. Tabii, daha tabii, fazla. Tabii. Yani 15 metre bu taraf, 15 metre bu tarafı görüyorsun da. Yani ormanın içi, çok yoğun olan ormanın içine girersen belki göremezsin, yoksa normalde şimdi oraya düştüğü yeri tespit edebiliyorsun. Ben. Tabii tabii. Şimdi bu muhtar arkadaşı, Boçka'daki muhtar arkadaşlar paylaşıyorlar. Bir balcı tarafına bir ismi Maral da düştüğünü söylüyorlar şimdi. Şeydir zaten, bana Ömer Genç aradığı zaman Güreş'in muhtarı paylaşmış, Maral köyüne düştü demiş. Şu anda Maral'dan bahsediliyor. Ben de dedim ki Ömer'e, Maral değil, ben bizzat dedim izledim, Maral'a düşmemiş dedim. Bizzat izledim çünkü gördüm. O bölgelerde başka parçalar düşmüş olabilir mi belki? Olabilir. Böyle bir ihtimal gelişmiş. Ama Maral'da olanlar da başka yere düştü diyorlar, Maral'a düşmedi diyorlar. Burada Maral'da net olan bir şey var. Bir, yani göktaş yere düştükten sonra ne kadar zaman sonra dumanı görmüş olursun? Duman hemen 5 dakika içerisinde duman yükseldi. 5 yani. Dakika. İçerisinde tabii duman yükseldi. Evet, 20 dakikaya da Ayhan'ın kapısından... Oraya devam etti. Devam etti. İçeri girdim. Bak içeride girdim, telefon açtılar. Benim kızım Göktaş'dan bahsetti, takip etmiş, bana neye demedin baba dedi, dışarı fırladı kız. Kıza anlattım ki lambaya şey yaptı, işte böyle oldu, orada kapıda da onlar uzun süre şey yaptık çocuklarla. Yani ışık yere çakılınca, ondan sonra adamı 5 dakika sonra geçti ve sen dumanı gördün. Dumanı gördüm. Duman ondan sonra 20 dakika kadar devam etti. Devam etti. Dumanı Sercan da gördü, Besim de gördü, Güner de gördü. Yani ama isteseydiler benim telefonum o değil de onlar içeri. Sami'nin evine kadar 20 dakika sürdü. 20 dakika sürdü yavaş. Abi ben noktasına kadar şey edebiliriz. Yani çok yakın yere hesap yapabiliriz. Şu anda Rıza'nın oraya geçelim. Şimdi Sami o eviyle buranın şöyle çapraz var. Çapraz gidiyor.
gidiyor yani zaten. Çapraz gidiyor. Buradan da çapraz ha? gitti bak. Buradan da çapraz. Hem yükseliyor hem çapraz gidiyor diyor. Ben onu yükseliyor hem çapraz şimdi gidiyor. Mustafa'nın diyor. Oğlu da o da konuşmuş da. Şimdi Mustafa'nın oğlu da demiş ki sanki karşıya o kestanlıkta bir şey düştüğünü söylüyor şu anda. Kestanı? Burada. Sami'nin karşısına bir kestane. Şimdi ben orada. Şey yapıyorum. Yanılırsın. Ben dumana güveniyorum. Duman tabii. Burada. Ben dumana yok, güveniyorum. Ben onu dedim. Balkonda kahve içmiş Mustafa Balcı'nın. Işık yanıltabilir. Ben dumana herkes, güveniyorum. Herkes ışığı görmüşse işte. Dumanı kimse görmüyor yani, ama. Duman dumanı yok. Kimse görmüyor. O ışığı görmüyor. Dumanı falan değil. Ben o duman, dumanı şey yap. Yani. Ya belki oraya da bir ufak bir parça düşmüş olabilir ha, ama sonuçta acaba burada. Benim kapıcı var orada bir şey olmasın. Hayır. Abi zaten bunu bulursak. Evet. Şimdi bu tarihte çok nadir olan bir şeydir. Bunu muhafaza edip herkes... Maçakel adına Macaer'de kurulacak bir köy müzesi mi olur ne olur. İlelebet saklanır orada. Şu tarihte düştü, şurada bulundu. Hayır nereye gidiyoruz yani? Parça olarak, mevcut olarak bulunur mu? O zaman umutumuz oldu o zaman. Kuleye geçelim bizim oraya. Olur. Geçelim. Oralım, oradan bir hesap kitap yapalım. Gel haydi. Tamam dediğim adla bak.